Arkadaşlar merhaba, ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin akıllı diş fırçasını inceleyeceğiz. Ürünümüz gördüğünüz gibi bir kutu içerisinde geliyor. Ürünümüzün arka tarafında, kutusunun arka tarafında hemen teknik özellikler hakkında bilgiler ve ürünümüzü doğrulamamız için bir barkod bölümü mevcut. Yan kısımlarda ise ürünün teknik özellikleri hakkında bilgiler verilmiş. Tabii ki bu bilgiler Çince olduğu için çok fazla bir şey anlayamıyoruz. Ürünümüzün kutusunun içerisinden bir adet şarj aleti, fırça bölümü için koruyucu, motor bölümü için bir koruyucu, 2 adet dip bölümü için farklı renkte halka, fırça bölümü ve sap bölümü, diş fırçamızın sap bölümü kutu içerisinden çıkıyor. Ürünümüz ise şu şekilde gösterecek olursam eğer beyaz bir tasarım olduğu için ve masa beyaz olduğu için ben arka plana siyah bir yüzey koydum ki daha net görebilirsiniz diye. Önümüzün üzerinde tek bir tane düğme var. Açma, kapama ve modlar arasındaki geçişi sağlıyor. 3 adet nokta, yani 3 adet ışık mevcut burada. Bu ışıklarda şiddet modu ve hemen en altta ise bir batarya göstergesi mevcut. Önümüzün dip bölümünde ise gördüğünüz gibi halkamızı takabileceğimiz bir yer mevcut. Bunu çıkarıp farklı renkli halkalar takabiliyorsunuz. Sanırım bunu Xiaomi şunun için düşünmüş. Bir aile içerisinde farklı bireylerin aynı diş fırçasını kullandığını düşünürsek farklı renkler takarak sanırım ayırt edebilmesi için yapmış. Gerçekten ince bir düşünce diye düşünüyorum. Ürünümüzün fırçası gördüğünüz gibi fırça bölümünün yapılmış olduğu materyal gerçekten çok hassas ve yumuşak bir materyalden yapılmış. Bu da dişlerinizin arasında çok iyi bir şekilde girmesini ve dişlerinizi çizmemesini sağlıyor. Hemen burada gördüğünüz gibi diş fırçamızın motor bölümünü korumak için yapılmış bir adet kapak mevcut. Diş fırçamızı şöyle takacak olursak eğer, hemen burada fırça bölümü için bir adet kapağımız mevcut. Cihazımızın şarj aletinin USB girişi bulunuyor. Kutusun içerisinde herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Bunu bilgisayarınız veya evinizde bulunan herhangi bir telefonun şarj başlığını kullanarak kullanabilirsiniz. Kablosuz şarj özelliği mevcut. Ürünümüzün şu şekilde taktığımızda kablosuz olarak şarj oluyor. Ürün yaklaşık olarak 20-25 gün kadar bir süredir bende. Ben geldiğimde şarjı fulldü. Tekrar şarj hiç etmedim. Yani yaklaşık 20 gündür ürünü günde 2 sefer kullanıyorum. Arkadaşlar diş fırçamızın arka yüzeyi tırtıklı bir yüzeye sahip. Bu da elde daha sağlam durmasını ve kaymasını engelliyor. Ayrıca ürünümüz su geçirmezlik sertifikasına sahip. Cihazımızın ön yüzeyinde bulunan 3 farklı ışıktan size bahsetmiştim. Bu ışıklar cihazımızın şiddetini belirliyor. Yani hangi modda çalıştığını belirliyor. Şöyle ben cihazı eğer sizler için çalıştıracak olursam, bu şekilde en şiddetli mod ve altta hemen batarya ışığını görebiliyorsunuz. Biraz daha hafif bir mod ve daha hafif bir mod. Diş eti ve dişleri hassas olan kişiler için farklı modları kullanabiliyorlar. Ayrıca ürünün birkaç kullanımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum ben size. Cihazı kullanım esnasında eğer kapatmak isterseniz 3 kere basıp 4. bastığınızda cihaz kapanıyor. Fakat bu şekilde her seferinde kapatmak tabii ki problem olacağı için cihaz çalışırken tuşa 3 saniye kadar basılı tutarsanız cihazınız durur. Bu şekilde gördüğünüz gibi ışıklarımız yanıyor. Eğer bu cihazı kullanmayı bırakırsanız, yani işiniz bitti, herhangi bir köşeye bıraktınız, yaklaşık olarak 2 dakika sonra otomatikman kendisini kapatıyor. Tekrar eğer çalıştırmak isterseniz tek sefer basmanız yeterli ve en son bıraktığınız modda çalışmaya devam ediyor. Yani şu an orta mod olduğunu düşünürsek 3 saniye basılı tutuyorum. Cihazım durdu. Tekrar bastığımda aynı moddan çalışmaya devam ediyor. Tabii ki bu şu şekilde bıraktığınızda 2 dakika sonra bu kapandı ve tekrar çalıştırmak istediğinizde tekrar basarsanız yine orta moddan çalışmaya devam edecektir. Arkadaşlar dediğim gibi ürünü ben yaklaşık olarak 20 gündür kullanıyorum. Şimdiye kadar kullanmış olduğum normal diş fırçaları arasında kesinlikle ve kesinlikle en iyisi Xiaomi diyebilirim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Sıradan diş fırçalarını kullandığınızda eğer kullanıyorsanız, yani daha önce hiçbir elektrikli diş fırçası kullanmadıysanız şunu kendinize söyleyeceğinizi düşünüyorum. Hani şimdiye kadar ben dişlerimi gerçekten fırçalamıyormuşum diye düşüneceksinizdir ve kendi kendinize bunu soracaksınızdır.
En azından bir elektrikli diş fırçası almanızı öneririm. Çünkü biliyorsunuz diş sağlığı gerçekten önemli. Bunun dışında arkadaşlar ürünü satın almak isterseniz videomuzun yorum bölümüne bakabilirsiniz. Ürün hakkında herhangi sorunuz herhangi bir sorunuz olursa yine yorum kısmından bana ulaşarak sorularını sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.